Başı derde girdi. Bursa'da 450 gram ekmeği 1 liraya yiyordu. Vatandaş halinden de memnundu ama diğer fırıncılar ona kızdı, dava açtı. Ekmeği yarı yarıya ucuz atan fırıncı bilirkişi raporuna isyan ediyor. Halkayız mı? Allah razı olsun fırıncıdan. Piyasada aynı ekmek 3 lira civarında. Neyi oradan alayım ki? Onlar memnun ama o fırıncının başı ucuz ekmek sattığı için derde girdi. Hem ucuz hem kaliteli ekmek. Ekşi mayadan yapılan bir ekmek yani bu. Burası Bursa'da bir fırın. Müşteriler kuyrukta, işler yoğun. Çünkü bu fırında ekmek diğerlerinden yarı yarıya ucuz. Burada da ekmek 10 lira. Ekmek fiyatları ucuz. Bu Kemalpaşa'nın en birinci ekmek burası. 6 sene oldu mu burada taşındım Kemalpaşa. Buradan ekmek götürüyorum. 40 yıllık fırıncı Kazım Balaban tasarruf yaptı, maliyetleri de fiyatı da düşürdü. Haksız rekabet yaptığını öne süren meslektaşları onu mahkemeye verdi. Hani davalık olmuş diyor yani, herkes 3 kuruşun 5 kuruşun peşinde. Bilirkişi rapor hazırladı, bu indirimle fırıncı yılda 365 bin lira zarar ediyor dedi. Ama Kazım Balaban'ın iddiasına göre ise bilirkişi o raporu fırına gelmeden hazırladı. Olsa bu adam zarını bir ekmek satamaz ki, kim satar? Yılda 360 bin lira bir zarar. Bu hangi mantıktayız adiler? Yani böyle bir şey var mı? Yok, mümkün değil. Ben niye zarar edeyim ki? Niye? Kar ediyorum yani, vatandaş da bana dua ediyor. Mahkeme başkanı yeni bilirkişi raporu istedi. Şimdi o rapor bekleniyor. Benim kendi düşüncem ekmek fiyatları serbest bırakılması lazım. Herkes istediği fiyata satsın.